Bir kara imparatorluğu olan Osmanlı İmparatorluğu'nu kazandığı zaferleriyle bir deniz imparatorluğu haline getiren Cezayir Beylerbeyi, Osmanlı Kaptanı Deryası Hızır Reis Barbaros Hayrettin Paşa. 16. yüzyılın ilk çeyreğinde Osmanlı İmparatorluğu Akdeniz hakimiyeti için Venedik, Ceneviz ve İspanyol gemileriyle mücadele halindeydi. Dengeleri tamamen değiştirecek ve durumun Osmanlı lehine dönmesini sağlayacak olan kişi Barbaros Hayrettin Paşa olacaktı. Asıl adı Hızır olan Barbaros, Midilli'ye yerleşen Sipahi Yakup Ağa'nın 4 oğlundan en küçüğüydü. Abisi İshak Midilli'de çalışırken diğer abileri Oruç ve İlyas Reisler deniz ticareti yaparak hayatlarını sürdürüyorlardı. Denize ve denizciliğe abileri gibi ilgi duyan Barbaros, gençliğinde yaptırdığı bir gemiyle Midilli, Selanik ve Eğriboz arasında ticaret yapmaya başladı. Oruç Reis, kardeşi İlyas'ı yanına alarak Şam Trablusu'na ticaret yapmak için yola çıkmıştı. Oruç Reis'in gemisi Rudos şövalyeleri tarafından saldırıya uğradı. İlyas şehit olurken Oruç Reis Rodos zindanlarında esir edildi. Bunu duyan Hızır Reis fidye vererek abisini kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Küret çekmek üzere gemide görevlendirilen Oruç Reis, Antalya yakınlarında bir fırsatını bularak kaçmayı başardı. Antalya'da Ali Kaptan'ın gemisinde ticarete tekrar başlayarak İskenderiye'ye gitti. Dönemin Memlük Sultanı Kansu Gavri bu yetenekli denizciyi Memlük Devleti hizmetine aldı. Yaşadığı tüm bu olaylar neticesinde Oruç Reis ticaret işlerini bırakmaya karar verdi. 1510'da Oruç Reis, Teke ve Menteşe yöresini yöneten Şehzade Korkut'un himayesine girdi. Onun izni ve yardımıyla deniz gazisi oldu. Kardeşinin intikamını almak isteyen Oruç Reis, ilk önce Rodos civarında şövalyelerin gemilerine baskınlar düzenledi. Birkaç yıl içerisinde Adalar Denizi'nde ve Akdeniz'de Venedik gemilerine oldukça büyük zararlar verdi. Cerbe Adası'nı kendisine merkez yaptı. Geleceğin Barbaros Hayrettin Paşası olacak olan Hızır Reis, Adalar Denizi'nde bir süre ticaret yaptıktan sonra Cerbe'de bulunan abisinin yanına katıldı. Batı kaynakları tarafından Barbarossa, yani Kızıl Sakal olarak anılan bu kardeşler omuz omuza vererek Akdeniz ve Kuzey Afrika'da faaliyetlerine başladılar. Şehzade Korkut'un himayesinde olan Oruç ve Hızır Reisler 1513'lü yıllarda Anadolu'nun karışık olmasından dolayı Tunus civarına geçtiler. Kardeşler burada Tunus Sultanı 5. Muhammed ile işbirliği yaptılar. Sultan onlara gemi, liman ve güç desteğinde bulunacaktı. Barbaros kardeşler de Akdeniz'de ele geçirdikleri ganimetlerin 5'te 1'ini sultana vereceklerdi. Bu anlaşmayla sultan onları 1513'te bir körfezde bulunan Halkul Vaat kalesine yerleştirdi ve limanı kardeşlere teslim etti. Burada güç kazanan Oruç, Hızır ve Yahya reisler 1514'ün ilk baharında Akdeniz'e açıldılar. Sardinya adası açıklarında bir korsan gemisini, buğday yüklü Ceneviz gemisini ve kumaş yüklü bir gemiyi ele geçirip Tunus'a döndüler. 1515 yılında Hızır ve Oruç reisler bu kez Endülüs Müslümanlarına yardım etmek için Akdeniz'e açıldılar. Minorka adasında demirleyerek pek çok ganimet, esir ve gemi ele geçirdiler. Gırnata sahillerine ulaştıklarında Müslümanlara yardımcı olmaya çalıştılar. İspanyollar Kuzey Afrika'da ilerlemeye çalışıyordu. Hızır ve Oruç reisler yüklü bir gemiyi dönemin Osmanlı Sultanı Yavuz Sultan Selim'e gönderdiler. Bundan memnun olan Sultan Yavuz kardeşlere verdiği desteğin ifadesi olarak hediyeler gönderdi. Osmanlı desteğini arkasına alan Oruç ve Hızır reisler Cezayir'in doğusunda bulunan Vicaya'yı ele geçirdiler ve merkezleri yaptılar. Cezayir halkı kendilerine baskı uygulayan İspanyol işgaline karşı Barbaros kardeşlerden yardım istedi. Hızır ve Oruç reisler Cezayir'e koştular. Yerli halk tarafından kuşatılan Penon adasındaki İspanyol adasına saldırdılar. İspanyollar da karaya asker çıkardılar. Yaşanan çarpışmaların neticesinde Hızır ve Oruç reisler Cezayir'e hakim oldular. Kardeşler ülkede idari bir yapılanmaya gittiler. Ülkenin daha güvenli doğu tarafını Hızır Reis, merkezi Cezayir olan batı bölgelerini Oruç Reis aldı. Oruç Reis ülkenin batısında bulunan Şerşel'i ele geçirdikten sonra Cezayir Sultanlığını ilan etti. Oruç Reis 1517 yılında Tenes ve Tlemcen şehirlerini ele geçirerek sultanlığını pekiştirdi.
Barbaros kardeşlerin Cezayir hakimiyeti Batı Akdeniz'de İspanyol faaliyetlerine ağır bir darbe vurdu. Oruç ve Hızır reislerin Batı Akdeniz'de faaliyetleri artmıştı. İspanyol, Venedik ve Ceneviz gemilerine verdikleri zararların haricinde güçlerinin bu kadar artması yerli beyleri de rahatsız ediyordu. Oruç reis Fas hükümdarı ile anlaşmaya çalışırken Tlemcen hakimi Ebu Hamnu İspanya'ya kaçtı. Oruç reisi Afrika'dan çıkarmak için onlarla işbirliği yaptı. Ocak 1918'de İspanyollar harekete geçtiler. Oruç reisin bulunduğu Tlemcen kalesini kuşattılar. Reis 6 ay boyunca şehri savunsa da erzak ve cephane azlığı nedeniyle geri çekildi. Kaleden çok uzaklaşmamıştı ki İspanyol müfrezesi tarafından yakalanarak şehit edildi. Kuzey Afrika'da Türk hakimiyetinin temellerini atan ve Hristiyan istilasını durduran Akdeniz'in şöhretli komutanı Oruç Reis'ten bayrağı Hızır Reis aldı. Hızır Reis bir durum değerlendirmesi yaparak hem İspanyollarla hem Tunus hem de Tlemcen hanedanlarıyla tek başına karada mücadele edemeyeceğini anladı. Cezayir'den Gicel'e çekildi. Hızır Reis 1518'de içi hediyelerle dolu 4 gemiyi Yavuz Sultan Selim'e göndererek bağlılık arz etti. Bölgede olan biteni öğrenen Sultan Yavuz, Hızır Reis'ten memnuniyetini dile getirerek onu Cezayir hakimi olarak tanıdığını bildirdi. Hızır Reis'e Anadolu'dan gönüllü asker toplama imtiyazı verdi. Yeniçeriler ve topçulardan oluşan 2000 kişilik bir destek birliği gönderdi. Bu desteklerle Cezayir'e giren Hızır Reis, bazı yerli emirlerin desteğini alarak Cezayir hakimi sıfatıyla faaliyetlerine tekrar başladı. Cezayir'de hutbe Sultan Yavuz adına okundu. Para Osmanlı adına kesildi. Yavuz Sultan Selim'in 1517 Mısır fethinden sonra Kuzey Afrika'da Osmanlı hakimiyeti önemli bir güce kavuştu. Hızır Reis'in faaliyetleri ve Türklerin Kuzey Afrika'ya yerleşmeleri İspanyolları harekete geçirdi. Sicilya bölgesinden gelen 80 gemilik bir filo 1519 Ağustos'unda Harras bölgesine yaptığı çıkarma Hızır Reis tarafından püskürtüldü. 1520-1525 yılları arasında Hızır Reis Akdeniz'de fevkalade zaferler kazandı. Dönemin meşhur Türk ve Müslüman denizcileri onun himayesine girmek için koştular. Cezayir halkının da desteğiyle bölge tamamen Hızır Reis'in hakimiyetine girmişti. Kısa süre sonra 40 gemilik donanmasıyla Akdeniz'e açılan Hızır Reis, İspanyolların ele geçirdiği ve Müslümanları topa tutan Penan Kalesi'ne hücum etti. İspanyolların teslim olmaması ile kale lağımlarla havaya uçuruldu. Kalan taşlarıyla gemiler için bir liman yaptırdı. Roma Germen, Hollanda, Napoli ve İspanya tahtlarına sahip olan 5. Karl, bilinen ismiyle Kral Şarklen, bir meclis topladı. Bu meclis, filoların Cenevizli kaptan Andrea Doria'nın emri altında birleştirilmesi ve Barbaros'un durdurulmasına yönelik kararlar aldı. 60 gemilik bir donanma ile Akdeniz'e açılan Doria, Hayrettin Paşa'nın üzerine değil Adalar Denizi'ne yöneldi. Batı Akdeniz'de faaliyetlerine devam eden Barbaros, 70 bin Müslümanı İspanya'dan kurtarıp Cezayir'e getirmekle meşguldü. Bu dönemde Cezayir öyle zenginleşti ki Türklerin Hindistan'ı olarak şöhret kazandı. Hareketine devam eden Andre Doria, Osmanlıların önemli askeri üsleri olan Koron ve Patras adalarını ele geçirdi. Bu kriz döneminde Alman seferinden yeni dönen Kanuni Sultan Süleyman, 1533 yılında Hayrettin Paşa'yı İstanbul'a çağırdı. İspanya Kralı Şarklen, Türkleri kendi topraklarında vurduğunu söylüyordu. İspanyol Kral, Barbaros'a Cezayir ve Tunus krallıkları ile Güney İtalya'da bir asilzadelik teklif etti. Bunu reddeden Hayrettin Paşa, yerine Hasan Ağa'yı bırakarak meşhur 19 denizcisiyle beraber İstanbul'a doğru yola çıktı. Bütün Akdeniz'i baştan başa geçti. Messina limanına girerek burada bulunan 18 parçalık İspanyol donanmasıyla yaptığı muharebeyi kazandı. Yanında 18 parça büyük harp gemisi ve 26 parça küçük harp gemisiyle İstanbul'a ulaştı. Sultan Süleyman'ın huzuruna gelen Hayrettin Paşa, sultanına yüklü miktarda altın ve gümüşü hediye etti. Cezayir'in tapusunu koydu ve şöyle söyledi. Bir Hayrettin kulun geldi, sen ol Şah-ı Süleymani. Sana layık nemiz vardır, kabul eyle fakirhane.
Bu sırada Doğu Seferi için Halep'te bulunan İbrahim Paşa, Barbaros ile görüşmek istediğini bir mektupla Kanuni'ye bildirdi. Barbaros Hayrettin Paşa, 22 günlük yoldan sonra karayoluyla Halep'e ulaştı. Burada Sadrazam tarafından Cezayir Beylerbeyliğine atandı. İstanbul'a dönen Barbaros, İbrahim Paşa'nın tavsiyesi ve desteğiyle büyük bir merasim altında kaptanı deryalığa getirildi. Barbaros kendi tecrübeleri ve mühendisliği sayesinde yeni gemiler inşa etmeye başladı. Deniz toplarının ve personelin askeri kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalara ağırlık verdi. O kuş İstanbul tersanelerinde 61 pare gemi inşa ettirdi. Bu faaliyetler İspanya Kralı 5. Şarkleni oldukça tedirgin etmişti. Papa, Barbaros'ta cenk etmeyiniz çünkü o vardığı yeri almadan bırakmaz diyordu. 1534 baharında Barbaros Hayrettin Paşa 80 parçalık bir donanma ile Akdeniz'e açıldı. Santa Luca, Sidraro, Fondi ve Iperlonga şehirleri ile bazı kaleleri zapt etti. Önüne çıkmaya kimse cesaret edemiyordu. Tunus halkı Barbaros'u kurtarıcı olarak görüyordu. Haçlılara yeterli korkuyu veren Barbaros güneye indi ve Tunus'u ele geçirdi. Barbaros'un artık durdurulmasını isteyen Şarklen, Papalık, İspanya, Napoli, Ceneviz, Malta ve Portekiz'den topladığı 300 gemi ve 24.000 askerle Tunus'a saldırdı. Tunus'ta bulunan 4.000 Hristiyan esirin de şehir içinde karışıklık çıkarmasıyla Tunus, Haçlıların eline geçti. Bu sırada Cezayir'e gelen ve bu olanları duyan Barbaros, Akdeniz'e açılarak İspanya kıyılarına baskınlar düzenledi. Minorca adasının Mahon limanını, Mallorca adasının da Palma kalesini yaktı. Barbaros Hayrettin Paşa'ya 1536'da Kanuni tarafından Fransızlara denizden yardım etme vazifesi verildi. Osmanlı donanması Otranto kıyılarında karaya çıkarma yaparak Castro kalesini zapt etti. Ancak Fransız kuvvetlerin yardıma gelmemesinden dolayı geri dönüldü. 1537'de Korfu kuşatmasına katılan Barbaros, ardından Adalar Denizi'nde Venedik'e ait kalelerin zaptına girişti. Bu amaçla bir yıl içerisinde Adalar Denizi'nde bulunan Paros, Antiparos, Skyros, Eginekin, Nakşa, Andros, Kerpe, Kaşot adaları ile Girit açıklarındaki adacıklarla beraber toplam 28 adayı ve 2 kaleyi Osmanlı idaresine kattı. Böylece Sakız, Kıbrıs ve Girit dışında Venedik'in Doğu Akdeniz ve Adalar Denizi'ndeki hakimiyetine son vererek deniz yollarını eline aldı. Barbaros ile Osmanlı denizciliği zirveye ulaşmıştı. Barbaros papalığı tehdit eder hale gelmişti. Papa 3. Paulus'un liderliğinde o zamana kadar görülmemiş bir kuvvet oluşturulmaya başlanmıştı. Barbaros Hayrettin'i durdurma hayalleri kuruyorlardı. Cezayir Sultanlığı döneminde Barbaros Hayrettin Paşa'nın Batı Akdeniz'deki faaliyetleri İspanya Krallığı'nın Akdeniz egemenliğine büyük darbe vurmuştu. Osmanlı ile bağlarını hiç koparmayan Hayrettin Paşa, Yavuz Sultan Selim'e bağlılığını bildirmiş, Mısır seferine donanma yollamıştı. Kanuni Sultan Süleyman'ın isteğiyle kaptanı deryalığa ve Cezayir Beylerbeyliğine getirilen Barbaros, Adalar Denizi ve Mora çevresindeki Venedik adalarını ele geçirmiş, Kuzey Afrika'da İspanyol istilasını durdurmuştu. Tehlike çanları papalık için çalıyordu. İspanya Kralı ve Roma Germen İmparatoru olan 5. Karl ile Papa 3. Paulus'un teşvikiyle İspanya Krallığı, Venedik Cumhuriyeti, Ceneviz Cumhuriyeti, Papalık Devleti, Portekiz ve Malta donanmaları Türklere karşı birleşme kararı aldılar. Papa'nın Kutsal İttifak adını verdiği bu donanmanın amacı Hayrettin Paşa'ya karşı büyük bir zafer elde edip Osmanlı'nın deniz gücünü bitirmekti. Fransa Kralı François ile 5. Karl'ı uzlaştıran Papa kısa süre içerisinde Avrupa içlerinden 60 bine yakın asker toplamayı başarmıştı. Dönemin en iyi amirallerinden sayılan Cenevizli André Doria, İspanya Kralı ve Roma Germen İmparatoru olan 5. Karl'ın hizmetine girdi. Karl, onu toplanan bu donanmanın komutanı olarak görevlendirdi. Haçlı donanması, Barbaros'un daha önce kuşattığı Korfu Adası çevresinde toplanmaya başladılar.
Dorya'nın güneye ve Adalar Denizi'ne gidebilmesi için buradaki Osmanlı karakolu olan Arta Körfezi'nin etkisiz hale getirilmesi gerekiyordu. Arta Körfezi, Preveze Kalesi tarafından korunuyordu. Dorya güneye inmeden önce bir kısım Haçlı birliği karaya çıkarak Preveze Kalesi'ni muhasara ettiler. Kale topçusunun cevap vermesiyle başarılı olamadan geri döndüler. Ardından Preveze önlerine gelen Dorya, Preveze Kalesi'ni topa tutmuş, limanda demirli Osmanlı gemilerinden birkaçını batırmayı başarmıştı. Keşif göreviyle bölgede bulunan Turgut Reis'in verdiği bilgiler ışığında Ağrıboz Adası'nda bulunan Barbaros, Mora'yı takip ederek ilerlemeye başladı. Barbaros'un geldiğini haber alan Dorya, kuzeye çekildi. Barbaros Hayrettin Paşa 122 gemisiyle Preveze'nin dar boğazından geçerek Arta Körfezi'ne demirledi. Hayrettin Paşa'nın gemisinde toplanan komuta kademesi karşılarında 608 gemilik o zamana kadar görülmemiş bir büyüklükteki donanma ile savaşa kalkışmanın tehlikeli olduğunu, Dorya çekilene kadar Arta Körfezi'nden çıkılmaması gerektiğini, karaya asker çıkarılarak Preveze Kalesi'nin savunulması yönünde görüşler ileri sürdüler. Dorya, Barbaros'u Körfez'den çıkararak açık denizde onu muharebeye zorlamak istiyordu. Haçlılar zaferi kazanacaklarından o kadar eminlerdi ki Osmanlı'nın hangi eyaletini kimin alacağı bile kararlaştırılmıştı. Barbaros'u Körfez'den çıkarmak için harekete geçen Dorya, kuzeydeki Preveze Kalesi'ni ve güneydeki Aktium burnuna asker çıkararak ele geçirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Dorya ikinci hamle olarak İnebahtı'ya harekete geçti. Buraya saldırarak Barbaros'u Körfez'den çıkarmaya çalışacaktı. Barbaros Hayrettin Paşa 27 Eylül gecesi adeta sen istediğinde değil ben istediğimde çıkarım dercesine 122 parçalık donanmasıyla Körfez'den çıktı ve Preveze'den 9 kilometre kadar uzaklaştı. Güneş yükseldiğinde Barbaros'u karşısında gören Dorya oldukça şaşırmıştı. Dorya'nın donanması savaş vaziyeti almamıştı. Haçlı donanmasına karşı Y vaziyeti alan Barbaros, ön hattaki 40 gemiyle taarruza geçti. Daha iyi bir pozisyon almak için geri çekilen Dorya, Barbaros'un takibi altında Korfu'nun güneyindeki Paxos adası civarına, oradan da güneydoğuya kayarak Ayamavra adası civarına geldi. Taraflar hazırlıklarını tamamlamakla meşguldü. 28 Eylül'de Ayamavra adasının batı kıyısında iki tarafın kuvvetleri savaşı nihayete erdirmek için karşı karşıya geldiler. Haçlı donanmasında 608 gemi, 2500 top ve 60.000 asker bulunuyordu. Osmanlı donanmasında ise 122 gemi, 366 top ve 12.000 asker bulunuyordu. Dolayısıyla Haçlı donanması Osmanlı donanmasından gemi üstünlüğünde 5 kat, top sayısı üstünlüğünde 8 kat, asker sayısı üstünlüğünde 6 kat fazlaydı. Osmanlı donanması bir hilal şeklinde sıralanmıştı. Merkezde Hayrettin Paşa bulunuyordu. Sağ kanatta Salih Paşa, sol kanatta ise Seyid Ali Reis bulunuyordu. İhtiyat kuvveti olarak arkada konuşlanan Turgut Reis sağ ve sol kanatlara yardım edecekti. Haçlı donanmasında önde kalyonlar, ikinci hatta kadırgalar, üçüncü hatta ise diğer gemiler olmak üzere dört sıra halinde yatay saf tutulmuştu. Barbaros tüm donanmaya hakimken Haçlıları oluşturan kuvvetler milli bir donanma değildi. Hatta Venedik ve İspanyol denizciler arasında rekabet vardı. Türk gemileri Hristiyan kadırga ve kalyonlardan daha hafif ve küçük olarak manevra kabiliyeti yüksekti. Ayrıca hem kürekli hem yelkenli olmaları Dorya'nın donanmasına büyük üstünlük sağlayacaktı. Savaşın başlarında Afrika üzerinden gelen kuvvetli güney rüzgarını arkasına alan Dorya'nın ileri hattaki 150 kadırgası hızla öne atıldı. Yüzen kale gibi üzerlerine gelen Haçlıları Osmanlıların durdurması imkansız görünüyordu. Rüzgara karşı mücadele eden Barbaros, yelkenleri kaldırdıktan sonra yüksek menzilli Türk toplarına ateş emrini verdi. Haçlı kadırgalarını yaklaştırmamaya çalışıyordu. Rüzgar Osmanlı aleyhindeydi ve rüzgara güvenen Dorya galibiyetten emindi. Akdeniz'in rüzgarlarını iyi tanıyan Barbaros, hareket için rüzgarın durmasını bekliyordu. Paşa askerlerine iki ayeti kağıtlara yazdırıp uğruna savaştığı yaradandan da yardım istemeyi ihmal etmedi. Denize atılan kağıtlarda şu ayetler yazıyordu:
Allah dilerse rüzgarı durdurur. Onlar da denizin üstünde kala kalırlar. Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani düşman orduları üzerinize gelmişti de biz onların üzerine bir rüzgar ve göremediğiniz ordular göndermiştik. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görmektedir. Kalyonlar rüzgar avantajını değerlendirememişlerdi. Üstelik atış menzilleri de kısa olduğu için Osmanlı donanmasına büyük zararlar veremediler. Rüzgarın durmasını fırsat bilen Türk donanması harekete geçti. Kürekle çekilen, süratle kayan Türk gemileri uzun menzilli toplarıyla en ön saftaki Haçlı gemilerini adeta delik deşik etti. Arka hattaki Haçlı gemileri Dorya'nın emriyle ileri atılsa da bir varlık gösteremediler. Haçlıların diğer kuvvetlerle Türk donanmasını çevirme taktikleri Hayrettin Paşa'nın yaptığı seri manevralar sayesinde bir işe yaramadı. Türk donanmasını çevirmeyi planlayan Dorya'nın donanması Barbaros tarafından çevriliyordu. Bordo Bordo'ya savaşı yasaklayan ve vurkaç taktikleriyle Haçlıları kaosa sürükleyen Barbaros tarafından top ateşi aralıksız devam ediyordu. Barut dumanından adeta sis çökmüş gibiydi. Batı rüzgarının desteğini alan Turgut Reis kenarlardan Haçlıların arkasına sarkmayı başardı. Haçlı donanması her taraftan kuşatma altındaydı. Haçlı gemileri manevra ve atış yapamaz halde birbirlerinin içine girdiler. Bu deniz muharebesi hava kararına kadar devam etti. Artık savaşı kaybettiğini anlayan Dorya daha fazla kayıp vermemek adına kalan gemilerine fener söndürme emri vererek geri çekilmeye başladı. Muharebe bittiğinde tarafların kayıpları şu şekildeydi. Venedik'in en devasa sancak gemisi Türkler tarafından ele geçirildi. Haçlılara ait 128 gemi batırılırken 36 gemi Türk donanması tarafından sağlam ele geçirildi. Barbaros'un gemi kaybı yoktu ama donanmasında 400 şehit ve 800 yaralı verdi. Osmanlı donanması dünya tarihinin bugüne dek gördüğü en büyük donanmalarından birini Akdeniz'de perişan etmişti. Andre Dorya'nın bu korkunç mağlubiyeti 5. Karl ve Papa 3. Paulus'u oldukça şaşırtmış, korkutmuş ve ümitsizliğe sürüklemişti. Osmanlı donanmasının aynı kara ordusunda olduğu gibi dünyanın en büyük deniz gücü olduğunu, karada olduğu gibi denizde de geçilemeyeceğini herkese göstermişti. Zaferden sonra Barbaros'un oğlu Hasan Bey, Kanuni'nin Boğdan seferi dönüşünde babasının Preveze zafernamesini divan toplantısında okudu. Preveze deniz zaferi tüm Osmanlı ülkesinde cihada ekber sayıldı. Padişah bu zaferin ülkede şenlikler yapılarak kutlanmasını buyurdu. 23 Ekim'de Barbaros bizzat Edirne'de bulunan sultanın yanına geldi, Akdeniz'in Türk suları olduğunu ve Akdeniz politikasını anlattı. Türk donanma tarihinin en büyük kaptanlarından sayılan, Büyük Preveze Savaşı'nda tek gemi kaybetmeden savaşı kazanan Barbaros, hayatının geri kalan kısmını da adına yakışır şekilde yaşayacak, hanedanı Ali Osman'a emsalsiz hizmetlerde bulunacaktır. 1538 yılında Barbaros Hayrettin Paşa az bir kuvvetle Preveze'de karşı karşıya geldiği Andre Dorya emrindeki Haçlı donanmasını darmaduman etmişti. Bu zaferle Osmanlı Akdeniz'in tartışmasız tek hakimi konumuna geldi. Adeta Akdeniz'de Osmanlı egemenliği başlamıştı. Karada olduğu gibi denizlerde de Osmanlı ile Avrupa müttefik kuvvetlerinin baş edemeyeceği anlaşılmıştı. Preveze deniz zaferinin ardından 3 yıl geçmişti. Almanya, İtalya ve İspanya hakimi, Habsburg hanedanlığı sahibi, Kutsal Roma Germen İmparatoru olan Şarken, Tunus şehrini ele geçirdiği gibi aynı başarıyı Osmanlı'nın Kuzey Afrika'daki başkenti olan Cezayir'de de yakalamak istiyordu. Ordusunun bizzat başına geçerek Sultan Süleyman gibi davranmaya başladı. 1541 yılında Macaristan'a hareket eden Sultan Süleyman, Barbaros'u 70 kadırga ile Adriyatik sahillerini korumakla görevlendirdi. Cezayir Beylerbeyliği Barbaros'un elinde olsa da kendisi uzak olduğu için bölge Hadım Hasan Ağa tarafından yönetiliyordu. 1. François, Batı Avrupa'da İngiltere ve Roma Germenler ile rekabete girmişti. Fransa kralı olan 1. François ile Roma Germen İmparatoru Şarlken arasında
1521'den beri devam eden savaşta François Osmanlılardan yardım alıyordu. Habsburg hanedanlığının rakibi olan 1. François 1526 yılında Charles'e yenilerek esir düşmüştü. Tutsaklığı sırasında annesi Osmanlı Sultanı Kanuni Sultan Süleyman'dan bir elçiyle kendi ve oğlu adına 2 mektup göndererek Charles'e karşı olan savaşta yardım istemişti. İspanya Kralı Charles Cezayir'i ele geçirmek için André Doria ile birlikte harekete geçti. Kralın donanmasında 74'ü kadırga olmak üzere 200 gemi, 20 bin piyade, 1000 süvari ve 400 Malta şövalyesi bulunuyordu. Bu donanma Cezayir'in doğusunda bulunan Tementus Burnu Körfezi'ne demir attı. Hızla karaya asker çıkardılar. Bölgede bulunan kaleye hücum eden kral şiddetli savunma karşısında ve yakalandığı fırtına neticesinde binlerce asker ve 160 gemi kaybederek geri dönmek zorunda kaldı. İspanya kralının bu yenilgisi Fransızları oldukça cesaretlendirdi. Charles elinde bulundurduğu tüm topraklarla Fransa'yı kuşatmış durumdaydı. ...1535 yılında Fransa ile Osmanlı Devleti arasında ilk ticari ve hukuki ayrıcalıklar yani kapitülasyonlar imzalandı. Fransa Kralı Osmanlı'dan özellikle denizden yardım gelmesini talep ediyordu. Çünkü Fransızlar denizlerde İspanyolları yenecek durumda değildi. François Kanuni ile anlaşırken İspanyollar da Fransızlara karşı İngilizlerle işbirliğine girdiler. Barbaros'un donanması o yaz İtalya sahillerine ulaştı. Messina, Reggio ve Ostia sahillerini vuran donanma hareketine devam etti. Papa korku içinde Barbaros'un kendi papalık topraklarına saldırmaması için François'dan aracılık istedi. Anlaşmaya göre Barbaros'un donanması Fransa sularına girdiği andan itibaren masraflar Fransızlar tarafından karşılanacaktı. Donanma Napoli civarına geldiğinde 41 parçalık Cezayir donanması da Barbaros'a katıldı. Sahili takip ederek ilerleyen Osmanlı donanması 20 Temmuz 1543'te Marsilya limanına ulaştı. Barbaros'un donanmasında 110 büyük kadırga, 40 küçük kadırga ve 3 büyük yelkenli bulunuyordu. Barbaros, Marsilya şehrini top ateşiyle selamladı. Osmanlı kaptanı deryası karaya çıktıktan sonra görkemli bir merasimle karşılandı. Fransız donanma komutanı de Bourbon ile görüşen Barbaros, Fransızların denizde bir harp planı olmadıklarını gördü. 1. François kuzeyde Flandreya'da Charles ile savaşırken Osmanlı donanmasından Nice şehrini zapt etmesini istedi. Barbaros daha büyük bir sefer için hazırlandığı halde François'nın bu isteği onu mutlu etmemişti. Nice şehri Charles'in müttefiki olan Savoya dukasının elindeydi. Şiddetli hücum neticesinde 20 Ağustos 1543'te Nice şehri Barbaros'a teslim oldu. Bu kuşatmada Fransızlar iç kalenin muhasarası sırasında Barbaros'tan barut istemişlerdi. Bunu hayret eden Barbaros Hayrettin Paşa, müttefik amirali Dankien'e ''Ne güzel muharipler, gemileri şarap fıçılarıyla doldurup baruttan başka bir şey unutmuyorlar.'' demişti. Barbaros, Fransız piyadelerin zorlandığını gördüğünde yanındaki Fransız elçiye dönüp ''İstanbul'dayken devletinin büyük çapta hazırlandığını söylediğin zaman benimle eğleniyor muydun?'' diyerek tepkisini gösterdi. Barbaros Hayrettin Paşa, Nice çevresindeki birçok kaleyi itaati altına alarak Fransızlara teslim etti. Türk donanmasının bu harbi İspanya'daki Müslümanları bile isyana cesaretlendirmişti. Osmanlı donanması Fransa'da kaldığı süre boyunca Kral François, ayda 50 bin duka altın vermeyi söz verdiği halde bu parayı ödemekte oldukça zorlandı. Donanmanın bir kısmı Toulon limanına geldiğinde Levent kaptanı Turgut Reis, André Doria'nın yeğenine esir olup Cenova'da hapsedilmişti.
Barbaros Hayrettin Paşa bizzat şehrin önlerine gelerek "Turgut'u verin yoksa bütün köylerinizi yakarım" diyerek uyardı. Bunun üzerine Cenevizliler Turgut'u teslim edip Türk gemilerine kürek ve levazım vermeyi kabul ettiler. Barbaros Turgut'u divanına kabul edip herkesin önünde "bu benden yaradır" diyerek kendisine ait olan yedek gemiyi ona verdi. Barbaros'un filosu kış gelmeden önce tekrar İtalyan kıyılarına yanaştı. Roma'da yeniden İslam kuşatmasında kalma korkusu yaşandı. Osmanlılar kışı Toulon'da geçirdiler. Donanmanın beklemesi Akdeniz'de Osmanlı-Fransız işbirliğini temsil etti. Ayrıca İspanyol kuvvetlerinin bölgeye yaklaşmasını ve İtalyan kıyılarına yanaşmasını önledi. Hayrettin Paşa Batı Akdeniz'de bulunduğu aylar içerisinde boş durmadı. Gönderdiği filolar ile İspanyol sahillerini ve Sardunya adasını vurdu. Yaptığı akınlar sonucunda İspanyollar Fransızlarla 1544'te barış yapmak zorunda kaldılar. Bu seferden yüzyıllar sonra Toulon'un belediye sarayına üzerinde Toulon limanına demirli Osmanlı donanmasını gösteren görkemli bir tablo asıldı. Barbaros'un anısını yaşatan bu resmin altındaki şiirin son dizesi şöyle diyordu: "Bu gördüğünüz hepimizin imdadına yetişen Barbaros ve ordusudur." Evliya Çelebi, Barbaros Hayrettin Paşa'nın Akdeniz'de 3000 parça yelken söktürüp nice kez tutsak düşüp nice kaleler fethettiğini anlatmaktadır. Hayrettin Paşa Fransızlar yardımdan döndükten sonra tekrar sefere çıkmadı. Yaş oldukça ilerlemiş olan Barbaros 2 sene daha yaşamına İstanbul'da devam etti. Yaşı 80'i geçtiğinde 1546 yılında şeref ve şan içinde vefat etti. Ölümünde "Denizlerin reisi öldü" sözü tarihe not düşüldü. Beşiktaş'taki türbesine defnedildi. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Barbaros Hayrettin Paşa zamanında Osmanlı denizciliği gücünün zirvesine ulaştı. Onun mektebinde yetişen değerli denizciler ve iyi teşkilatlanmış tersaneler sayesinde Osmanlı bu gücünü bir süre daha devam ettirecekti.